Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kalp damar cerrahisi Profesör Doktor Mustafa Bilge Erdoğan bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler diliyorum. Geçtiğimiz hafta kalp hastasıydı biliyorsunuz ki. Biz sizin alanınızda son gelişmeleri merak ederken, sizlerden bunları öğrenmeye çalışırken biz bir de öğrendik ki kalp ameliyatlarında bayağı bir gecikmeler söz konusuymuş. Zannedersem evet. Kan stokları ile alakalı. Bu konu hakkında bilgiyi alabilir miyiz? Evet, yani bizim branşımız kalp damar cerrahisi. Kalp ameliyatları da mutlaka kan, yedek kanla yapılan işlemler. Hastalar ameliyata girmeden önce mutlaka 3 veya 4 tane hazırda kan bulunduruyoruz minimum. Bu bazen evet. Daha fazla rakamlara da çıkabiliyor. Bazı ameliyatlarda 8-9-10 kana kadar hastalarda kan hazırlığı yapmak zorunda oluyoruz. Bu rutinimizde uyguladığımız bir şey. Bugüne kadar hep böyle yaptık. Ameliyat öncesi hastadan kan hazırlığı yapılır. Ülkemizde de kan stoğu ve kan alımı Kızılay'ın elinde olduğu için, Kızılay'ın tek elinde olduğu için bunu da hep temin etme noktasında Kızılay'dan hastaneler temin ediyor. Ama son aylarda özellikle ciddi bir kan sıkıntısı yaşamaya başladık. Eskiden genelde zor bulunan kan gruplarında işte B negatif gibi, AB negatif gibi kan sıkıntısı yaşarken nadiren de olsa, ama şu anda en sık kullanılan, en sık bulunan kan gruplarında bile ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle benim de kendi ertelediğim ameliyatlarım oldu. Tabii kalp ameliyatlarını ertelemek aslında bir risk. Özellikle bypass ameliyatları bazen acil yapılması gerekebiliyor. Bunun yanında bazı acil kalp ameliyatları var. Yani saatler içinde hastayı ameliyat almanız gereken ameliyat durumlar var. Bu nedenle hem kamu hastanelerinde hem özel hastanelerde sıkıntılar yaşanıyor. Hastayla doktor maalesef karşı karşıya kalıyor bu problemde. Hastalar doğal olarak bir an önce ameliyatlarının olsun istiyorlar. Ama kan olmadan da bizim ameliyatı yapmamız, hastayı riske atmamız demek. Bu anlamda vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak isteriz o zaman sizin nezdinizde. Yani evet, hem Kızılay'ın sorumluluğunu yerine getirmesi için hem de mevcut kan ihtiyacı olan hastalara yardım açısından Kızılay'ın bir tekel olduğunu unutmadan, yani bütün güncel spekülasyonlar, her şey, tartışmalar tabii ki yapılabilir, düşünülebilir. Artılar, eksiler, ama kan hepimiz için geçerli. Herkes için gerekli bir ürün. Ve bunu şu anda tekeli Kızılay'da olduğuna göre eskiden olduğu gibi Kızılay'a kan bağışında mutlaka bulunmak gerekiyor. Çünkü sağlık problemi herkesin başına gelebilir. Özellikle acil durumlarda kan bulamamak bir sağlık çalışanlarının elini kolunu bağlıyor açıkçası. Hocam bahsetmişken en zor kısmından programa başlayalım istedik ama şimdi bypass ameliyatlarından bahsettik, kan lazım bunlardan bahsettik ama hani öncesinde bir süreç gerçekleşiyor. Bu raddeye gelmemesi için bizlerin neler yapması gerekiyor? Bu bypass riski taşıyan hastalar kimler? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, bypass ameliyatı tabii her kalp damar tıkanıklığı olan hastada uygulanan bir yöntem değil. Bypass ameliyatı kalp anjiyosu olmuş, kalp damarlarındaki tıkanıklıklar belli oranları aşmış ve bizim anjiyografik yöntemlerle, stent veya balon gibi yöntemlerle açılamayan hastalarda uygulamak zorunda olduğumuz bir cerrahi prosedür. Ne yapıyoruz? Vücuttan aldığımız yedek damarlarla ya göğüs içindeki damarı veya da bacaktan aldığımız toplar damarı veya koldan aldığımız atar damarı alıp kalpteki tıkalı damara takıyoruz. Bypass diyoruz. Bu şekilde tıkalı damar sorununu aşmış oluyoruz. Tabii bizim ağırlıklı yaş grubu orta veya ileri yaş grubu hastalar oluyor. Risk faktörleri tabii ki bu hastalarda çok belirgin var. Bunların ortak risk faktörleri var. Bunların birkaçını size en azından söyleyebilirim. Örneğin sigara içimi ciddi bir
koroner arter hastalığı için risk faktörü. Obezite günümüzde kilo ciddi bir risk faktörü. Beslenme, diyet yine aynı şekilde ciddi bir risk faktörü. Yüksek kolesterol düzeylerinin ciddi bir risk faktörü. Aile öyküsü, özellikle aile öyküsü olanlarda yine koroner arter hastalığı daha sıklıkla görülüyor. Diyabet, şeker hastalığı toplumumuzda çok yaygın bir maalesef sağlık sorunu. Evet. Bu da bizim bypass hastalarımız için, koroner arter hastalığı için ciddi risk faktörleri arasında. Peki hazır hocam, bayramdayken de yediklerimize içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz tabii ki, ama siz uzmanlar evet. söyleyince daha bir anlamlı oluyor. Hazır bayramdan çıkmışken, uzun açlık sürelerinden geçmişken bayramı tabii ki ziyafetler eşliğinde kutluyoruz ama çok da yüklenmemek gerekiyor, öyle değil mi? Tabii, özellikle bu işte Ramazan bayramında ağırlıklı olarak ülkemizde kültürel açıdan baktığımızda şekerli ürünler, işte tatlılar ağırlıklı olarak tüketilir. Bayramda tabii ki hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Şeker alımını zaten kısıtlamamız gerekiyor kendi sağlığımız açısından. Ama özellikle kalp hastalarının, şeker hastalarının, diyabet hastalarının, yine kilo problemi olan insanların şeker alımını yaparken dikkatli ve ölçülü yapmalarını öneriyoruz. Aşırı tüketimden kaçınmaları kendi sağlıkları açısından iyi olur. Bir de altını çizmek istediğimiz bir konu daha var. Son dönemde haberlerde de çok sıkça yer verdiğimiz için özellikle de sizin uzman bir ismi de sormak isteriz. Pandemiden sonra böyle ani kalp krizleri, kalp ölümleri vesaire bu haberleri görmeye başladık. Bu konunun gerçeği nedir? Yani şöyle, aslında ani kalp krizi, ani kalp ölümü her zaman olan bir problem. Bu genç yaş hastalarda da eskiden de oluyordu, şimdi de oluyor. Hastanın risk faktörü varsa, aile öyküsü varsa ve bazı konjenital dediğimiz doğuştan gelen bazı problemler varsa hastalarda ani kalp ölümü gerçekleşebiliyor. Şu an elimizde bu ani kalp ölümlerinin aşılara veya COVID'e bağlı olduğuna dair kesin veriler yok. Böyle bir bilimsel veri yok. Biraz bu aşı karşıtlarının kullandığı, speküle ettiği bir şey. Evet, bypass ani ölümler oluyor ama bu zaten sıklıkta olan bir bizim kardiyolojik problem. Ama bununla ilgili elimizde bunları aşılara bağlayacak veya işte COVID'e bağlayacak bir ciddi bilimsel bir veri yok. Şu tabii söylenebilir. COVID geçiren hastalarda özellikle tromboza eğilim, pıhtılaşma eğilim artıyor. COVID komplikasyonları arasında kalp krizi veya işte vücudun başka organlarında damar tıkanıklıkları daha sıklıkla görüldüğünü biliyoruz. Evet. Bununla ilgili kan sulandırıcılar da yine çok böyle konuşuluyor. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani kan sulandırıcılar gerekli olduğu zaman hastaların sıklıkla verdiğimiz bir ilaç grubu. Özellikle COVID'in ağır geçtiği hastalarda hem COVID geçirdiği sırada ve sonrasında özellikle koruma amaçlı bir uzun süre antikoagülanlar, kan sulandırıcılar verebiliyoruz. Ama aşı olmuş her hastada kan sulandırıcı verilmesinin veya böyle bir prosedürün uygulanmasının gereği yok, anlamı yok. Hocam bir de kalp damar cerrahisi olarak biz biliyoruz ki tek kanser olmayan organımız kalbimiz. Ona çok çok iyi bakmamız gerekiyor. Ve bayramda bir vesile olduğunu söylersek bir uzman isim tarafından neler önerirsiniz? Bu bayramda insanlar neler yapmalı? Yani kalbin kalp damar tıkanıklıklarını biz hekimler, cerrahlar işte ilaçlarla veya ameliyat yaparak bazı şeyleri çözebiliyoruz. Ama çözülmeyen en büyük problem kalp kırıklıkları aslında, kırıkları. Evet. Bence bu bayramda en önemli şey sadece yakınlarımızın değil, tüm insanların olabildiğince kalbini kırmadan bir yaşam sürmeyi kendimize felsefe edinmekte fayda var. Son dönemde herkesin bayramını kutluyorum. Son dönemde hocam şunu da çok fazla görüyoruz. Ani öfkelenme, ani birdenbire parlamalar. Bu da kalbi tetikliyor değil mi olumsuz anlamda?
Tabii stres de aslında kalp sağlığını etkileyen ciddi problemlerden başında geliyor. Tabii son dönemde ülkemizde ciddi sıkıntılar yaşadı. Pandemi sonrası yaşadığımız büyük deprem acısı hala insanların yüreğinde. Bu insanlarda psikolojik etkiler tabii ki bırakıyor ve bunun da fizyolojik yansımaları hastalarda olabiliyor. Son dönemde psikolojik problemlerde artış olduğunu biliyoruz. Bunu da bence biraz çevresel etmenlerle arttığını da görüyoruz hastalarda. Hocam son olarak yine bayram mesajınızda hem dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmanızı Yani herkese sağlıklı ve iyi bir bayram diliyorum. Huzurlu isteriz. içinde geçmesini diliyorum herkese. Bunu yaparken de belli özellikle bayramda yediklerini, içtiklerine çok önem versinler. Özellikle şeker hastaları, kalp hastaları diyetlerine dikkat etsinler. Ağır yemeklerden kaçınsınlar. Bunun yanında demin de bahsettiğim risk faktörü olan kişiler, özellikle 40 yaş üzerinde ailesinde kalp hastalığı olan, yoğun sigara içicisi olan, diyabet hastalığı, obezitesi olan hastaların en azından yılda bir kez kalp kontrolleri yaptırmalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için, değerli yorumlarınız Ben için. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, Profesör Doktor Mustafa Bilge Erdoğan kalp damar cerrahisi bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.